Açılışta konuşan Başkan Tarhan, Tece ve Davultepe'nin yeni yapılan inşaatlarla hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyerek, bugün açılışı gerçekleştirilen içme suyu hattıyla buradaki vatandaşların artık daha sağlıklı içme suyuna kavuştuklarını belirtti. Bizim en büyük gelişme alanımız biraz da imar yoğunluğu biraz daha rasyonel olan bölgeler azalınca herhalde müteahhitler de o nedenle Davultepe ve Tece bölgesinde son zamanlar yoğunlaştılar. İnşaat sektörünün de canlı olduğu bir bölge. Birisi de bu Davultepe'nin bir bölümüyle Tece'nin Berdan içme suyundan yararlanmamasıydı. Bunun üzerinde uzun zamandır buradaki vatandaşların beklentisi vardı. Bugün o beklenti yerine gelmiş oluyor. Artık yeraltı suyu kullanmamış olacaklar. Foseptikten yeraltı suyuna su karışmamış olacak. Daha sağlıklı su içmiş olacak arkadaşlarımız Tece ve Davultepe'nin yine geri kalan kısmı. Kürsüye geçen MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise dere yataklarının ıslahının bir an önce yapılması için hükümet yetkililerine çağrıda bulundu. Mersin'in en büyük sorunu altyapı. Maalesef yıllardır ihmal edilmiş. Kentin içerisinden 12-13 tane büyük dere geçiyor ve yağan her yağmurda Mersin sular ve seller altında kalıyor. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Orman ve Su İşleri Bakanı'na defalarca çağrı yaptım. Ya bu dereleri gelin ıslah edin ya da bu dereleri belediyelere devredin. Bırakın siz yapmıyorsanız bu derelerin ıslahını belediyeler yapsın dedim. Ama maalesef sadece selde günübirlik çözümler arandı ve Mersin bu yılda yağan ilk yağmurla yine seller altında kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise yeni büyükşehir yasasıyla hizmet alanlarının genişlediğini söylerken kentin birçok yerleşim yerinde halen içme suyu ve altyapı sorununun olduğunu söyledi. Davultepe ve Tece'mizin çok değerli sakinleri, değerli hemşerilerim. Öncelikle böyle bir hayırlı hizmetin hayırlı bir günde açılışında sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir onur duyduğumu belirtiyorum ve hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Gerçekten doğasıyla, tarihiyle, deniziyle, burada yetişen ürünleriyle bir yeryüzü cenneti. Ama maalesef bizler bu kenti cehenneme çevirmek için gayret ediyoruz. Çevre konusunda çok duyarlı değiliz. İmar planlarıyla ilgili bugüne kadar maalesef günübirlik çözümler üretilmiş ve çevremizi kendi elimizle yaşanmaz hale getirmek için çalışıyoruz. Ancak zararın neresinden dönülürse kârdır. Belki bugüne kadar yapılması gereken bu hizmetler biraz gecikmiş ama inşallah bundan sonra vatandaşlarımız bu gelen hizmetlerin kıymetini bilir ve bundan en rantabl bir şekilde, en sağlıklı bir şekilde faydalanırlar. Ardından dualar eşliğinde Tece içme suyu hattının açılışı gerçekleştirildi. Amin diyen kardeşlerimizin de bütün geçmişten ruhlarını hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Bu törenimizi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Suyumuzu hayırlı hizmetlerde kullanmayı, israf etmeden güzel bir şekilde kullanmayı sen nasip eyle ya Rabbi.